Çizim, düşüncenin kemikleridir. Bir şey okurken, bir şey bakarken, herhangi bir şey yaparken, yalnızca ellerim çizer pozisyondayken düşünebiliyorum. 1950'de Black Mountain Üniversitesi'ne gittim. Bir şey söylemiş olmalıyım ki, Black Mountain'daki ikinci haftamdan sonra Max yanıma geldi ve benim dersime katılmanı istiyorum dedi. Max Dan bir matematikçiydi. İnsanlar sırf onunla çalışmak için dünyanın öbür ucundan gelirdi. Ama o en fazla üç öğrenci kabul ederdi. Ve elbette bu öğrenciler de oldukça kayda değer olurdu. Dersini almamı isteyince dehşete kapıldım. Bu konuda hiç eğitimim yok, dersinizi alamam dedim. O da Matematikle zehirlenmedin yani, bu iyi bir şey, dedi. Bana sanatçı matematiği öğreteceğini söyledi. Ve bana doğadaki matematiği öğretti. Bir matematikçiye değil, bir sanatçıya matematiksel olarak nasıl düşünebileceğini öğretiyordu. Bu harika ve çok baş döndürücüydü. Kendimi çok iyi hissettim. Geçişme geometrisi üzerine araştırma yapıyordum ve geçişme özelliği olan bir madde bulmak istedim. Karbon kağıdında karar kıldım ve sayfaları katlayıp açarak üzerinde çalıştığım denklemleri somut bir sanat eserine aktarmayı başardım. Bütün odanın sanatı temsil etmesi gerektiği fikri çok ilgimi çekmişti. Odayı bulabildiğim en parlak beyaza boyadım. İnsanlar odaya girdikçe onların ayak izleri de çizimin bir parçası oldu. Zaten planım da buydu. Chamber Caddesi'nde çalışıyordum. Aynı anda birçok iş yapıyordum. Ayrıca bir de çocuğa bakıyordum. Sanat malzemeleri çok pahalı olduğundan alacak param da yoktu. Ben de caddenin karşısındaki Nalbur'a gittim. Litrelerce ham petrol aldım. İnsanlar ham petrol kullanmamın malzemeyle ilgili bir sezgimden dolayı olduğunu düşünüyorlar. Ama gerçekte de öyle değildi. Kazara oldu. Ama tabii bazı testler yapmıştım ve ham petrole neler yapılabileceğini de biliyordum. Olağanüstü özellikleri vardı ve renk açısından bozar eğitimimle de tam denk düştü. Bu doğal, toprakta bulunan bir malzemeydi ve benim için de oldukça renkliydi. O sıralarda bir sürü İtalyan resmi inceliyordum ve hepsinin altın oranla yapıldığını fark ettim. Altın orana oldukça aşinaydım. Mesela vücudumuz tamamen altın orana sahiptir. Bir süre sonra aslında her şeyin altın orana sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Bu gerçekten büyülü bir oran. Bu oranı kullanarak yaptığınız bir şeyde yanlış yapma ihtimaliniz yoktur. Gerçekten muhteşem. Kavislerle çalışmak istedim. Çünkü evrende hareket eden her şey eliptik bir şekilde hareket eder. Oldukça kalın bir sulu boya ile çalışma imkanım oldu. Sulu boya kalın olduğundan varlığını hissedebiliyorsunuz. Tuval beyaza boyandı. Böylece kağıdın beyaz yüzeyi görevini üstleniyor ve renkler arasından yankı yapıyor. İnsan sanatla veya matematikle uğraşırken her zaman işin içinde bir sihir unsuru olduğunu fark eder her şey çok güzel birbirine eklenir sorunsuz olursa yanlış yoldasınız demektir. Hoşçakalın.